Evet efendim, misafirlerimiz de yerlerini aldığına göre programımızı başlatabiliriz diye düşünüyorum. Sayın Kültür ve Turizm Bakan Yardımcım, Sayın Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanım, Sayın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanım, Sayın Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanım, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının değerli yöneticileri, medya kuruluşlarının kıymetli temsilcileri ve değerli katılımcılar. Türkiye Bilişim Derneği'nin bu yıl 39.sunu gerçekleştirdiği Türkiye Bilişim Derneği Ulusal Bilişim Kurultayı, Bilişim 2022'ye hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Ulu Önder Atatürk, Çanakkale Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyoruz. Evet efendim, açılış konuşmacılarımıza geçmeden önce, evet, ilk nazar boncuğumuzu da böylelikle çıkarmış olduk. Türkiye Bilişim Derneği kurucusu ve onursal başkanımız Sayın Profesör Doktor Aydın Köksal adına hazırlanan bir belgeselimiz var. Kısa bir kesitle sizleri baş başa bırakıyoruz. Güzel bir bahar vakti 4 Nisan 1940'ta İstanbul'da İstanbullu bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi Aydın Köksal. Doğduğu mevsimin güzelliği gibi ülkesine de baharlar getirecekti. İstanbul dünya güzeli bir kent. İstanbul'da tabii dünyaya gelmiş olmam, oradaki bütün güzel yapıların, doğal çevrenin güzelliğinin ayrımına vararak yaşamamı sağladı. Üstelik İstanbul bir Türkiye'nin tek belki de o zaman kozmopolit şehri. Her dilden konuşuluyor. 72,5 milletin orada yaşadığını öğrendim. Bütün güzellikleriyle, güzel gelenekleri ve ustalıklarıyla gözlemlerle o zamanı gördüm. Ortaokul ve liseyi Galatasaray'da bitirdi Aydın Köksal. Elektronik mühendisliğini ise Galatasaray'daki okul birinciliği sayesinde çağrıldığı Enstitü Nasyonel de Sciences Appliquées de Lyon, Fransa'da okudu. Bütün iş yaşamı bilişim alanında bilgisayarlar konusunda çalışmakla geçti. Bütün yeryüzünü sırtımda taşıyan atlas gibi hissetmeden kendimi, tersine bir karıncanın yükünü zayıf incecik kollarıyla taşıması gibi, yuvasına taşıması gibi dünyayı sarmalayarak yaşamayı adet edindim. Üniversiteden kopmak yerine 5 yıllık birikimini Türkiye geneline yaymak amacıyla darbeden tam 41 gün sonra 22 Nisan 1971 günü arkadaşları olan Önol Örs, Ersay Gürsoy, Bülent Dikman,
Atalay Yunusoğlu, Tamer Ukal, Ünal Yarımağan ve Coşkun Arslan'la kendi ev adresinde Türkiye Bilişim Derneği'ni kurdu. O, sivil toplumun, demokratik kitle örgütlerinin bir ulusun gelişmesinde önemli bir işlev olduğuna inanıyordu. Biliyor musunuz ki 30 küsur ülkeden oluşan OECD'de bütün ülkeler, bakanlıklar, genel müdürlükler kurmuşken biz DPT, geçmiş yıllarda DPT adına verilen bir raporda biz devlet olarak Türkiye'de pek fazla büyük örgütler kurmuş değiliz. Bilişim alanında başardıklarımızın tümünü bir sivil toplum örgütüyle, yani Türkiye Bilişim Derneği'yle gerçekleştirdikleri rapor verdiğimizde daha 1980'lerin başlarıydı. En iyi çözümü Türkiye bulmuş diye en büyük örgüt Türkiye'nin tuttuğu yola verildi. Çünkü bilişim devrimi bir kültür değişimidir, bir ekim değişimidir ve bu ancak sivil toplum örgütleri ve demokratik kitle örgütleriyle başarılabilir diye Batı dünyasından da, Doğu dünyasından da, Üçüncü Dünya'dan da övgü ala geldik. Evet efendim. Sayın Başkanım, bu ilk takdimim olacak ama bugün sizi bol bol yoracağım aslında yanıma. Umarım siz de benimle sahneyi paylaşmaktan keyif alırsınız. Şimdi etkinliğin açılış konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanımız Sayın Rahmi Aktepe'yi sahneye davet ediyoruz. Alkışlarınızla efendim. Evet. Sayın Kültür ve Turizm Bakan Yardımcım, Sayın KVKK Başkanım, çok değerli rektörlerim, aslında bizle beraber olacak rektörlerimiz Marmara Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü ve Gazi Üniversitesi Rektörü bizlerle beraber olacaklar. Belki Maltepe burada, diğerleri de gelecektir diye umuyorum. Değerli STK başkanlarım, değerli bilişimciler, değerli katılımcılar, basınımızın değerli üyeleri, hepinizi Türkiye Bilişim Derneği adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 39. TBD Bilişim Kurultayına hoş geldiniz. Şimdi aslında 39 rakamı tabii ki gerçekten çok çok önemli. Aslında kısa bir süre içinde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ulaşmış olacağımız günlerdeyiz. Başlayacak olan yeni süreçte ülkemizdeki tüm bireylerin, kamu ve özel sektör kurumlarının, eğitimcilerin, üniversitelerin, STK'ların, siyasi partiler ve tüm siyasetçilerin ez cümle hepimizin büyük bir sorumluluğu olacak. Çünkü Türkiye bilime yüzü dönük, çağın gerektirdiği teknolojileri üreten, sürdürülebilir kalkınma için fedakarca çaba veren bir merkez ülke olarak yoluna devam etmelidir. Eşitlik ve şeffaflık içerisinde kendi içimizde güçlü işbirliklerine ihtiyacımız olacaktır. Kamu, üniversite, finans kuruluşları, sektör temsilcileri ve her biri sektöre öncülük eden sivil toplum kuruluşları teknolojik değişim ve dönüşümün ana aktörleri olarak karar vericilere yol gösterici ve destekleyici olmalıdır. Bu anlamda insan odaklı sürdürülebilir kalkınmanın temel taşı işbirliklerinin çoğalması ve yaygınlaşması olacaktır. En önemli işbirliği odakları da topluma ve kendi sektörlerine en yakın olan kuruluşlar STK'lardır. Değerli katılımcılar, İlk yüzyılımızda Türkiye Bilişim Derneği 50 yılı aşkın bir hizmet varlığı göstermiştir. Bu hiç azımsanmayacak bir süredir ve hiç azımsanmayacak hizmetler vermiştir. Türkiye'de bilişim kavramı temellerinin atılmasında ve bilişim toplumuna dönüşüm çalışmalarının başlatılmasında TBD daima öncü olmuştur. Her şeyden önce bilişim terimlerinin Türkçeleştirilmesi gibi büyük bir görev başarılmış
bugün Türkçe karşılığı oluşturulan 22 bini aşan sayıda terime ulaşılmıştır. Önümüzdeki Cumhuriyet'in 100. yılında bunu bir terimler sözlüğü olarak bastıracağız. 90'lı yıllarda her şey insan için, e-çözüm, bilgisayarımı istiyorum, bilişim aydınlanmanın ışığı, önde ve önce olmak, bilişim toplumu yasalarıyla yönetilmek istiyoruz. İyi belde projeleri yoluyla vatandaşlarımız bilişim ile tanıştırılmıştır. TBD 2000'li yılların başında da dönüşüm anlamında Türk bilişim topluluğunun ileri adımlarını sağlayacak çok büyük katkılar sağlamıştır. Örnek olarak verecek olursak, TBD'nin ikna edici çabaları sonucu 2001 yılında Türkiye Avrupa Birliği 6. çerçeve programına katıldı. E-Avrupa Artı projesinin uzantısı olarak E-Türkiye çalışmaları Türkiye Bilişim Derneği'nin koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Teknopark yasasının çıkarılmasında büyük çabalar sarf edilmiştir. E-Dönüşüm İcra Kurulu'nun oluşmasında önemli gayretleri vardır. TOB Bilişim Sektör Kurulu'nun oluşturulmasını sağlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bilgi ve Bilgi Teknolojisi Grubu'nun oluşturulmasını gerçekleştirmiştir. Ayrıca E-Devlet çalışmaları Türkiye Bilişim Derneği'nin girişimleriyle başlatılmıştır. Burada ben yalnızca birkaç geçmiş çabamızdan söz etmekle yetindim. Çünkü temel adımlar oldukları için farklı bir önem taşıyorlar. Bugün TBD geldiği noktada etkinliklerinin yanı sıra bakanlıklar, TÜBİTAK, Standartlar Enstitüsü, KVKK, üniversiteler, belediyeler, KOSGEB, ticaret odaları, sanayi odaları, önde görev alan kamu kurumları ile yoğun işbirlikleri oluşturmuş, karar noktalarına yüksek birikim ve ortak akıl ürünü raporlar, mesajlar iletilmiş, bazı projeleri ise doğrudan önererek hayata geçmeleri sağlanmıştır. Ülkemizin küresel rekabette daima ileriye gitmesi için gerçek bir tarafsızlık içinde verdiğimiz gönüllü ve fedakarca uğraşların başarıyla yol aldığını görmek en büyük sevincimizdir. Türkiye Bilişim Derneği temel olarak 3 odakta hizmet vermektedir. 1. Vatandaşlarımızın bilişim olanaklarına eşit erişim imkanı ve yararlanma kabiliyeti kazanması, kadın ve gençlerin bu alana yönlendirilmesi. Kadınlar konusunda bu alana yönlendirilmesi konusunda geçtiğimiz 2 hafta önce SEPİS'ten, ya SEPİS yine bizim üyesi olduğumuz Avrupa Bilişim Dernekleri Konseyi, biz de orada gayet aktif olarak görev yapmaktayız. Altın statüyle ödüllendirildik. Tabii ki gençler konusunda aldığımız ödül, gençlerin buraya katılması bizim için çok büyük ödül. Çünkü çeşitli illerimizden, ben hepsini saymaya çalışacağım ama unuttuklarımdan da özür dilerim. Yani bugün Çanakkale'den, Elazığ'dan, Erzincan'dan, İzmir'den, İstanbul'dan, Ankara'dan gençlerimiz bizlerle bugün beraber. Gerçekten onların buraya katılması bizim için çok büyük ödül. İkincisi, bilişim sektörümüzün üretkenliği ve gelişiminin desteklenmesi. Üçüncüsü ise akademik çalışmalar. Önemli üzerinde durduğumuz bir diğer konu da teknolojide dönüşümün yanı sıra aynı paralelde kültürel dönüşümün de göz önünde bulundurulmasıdır. Teknoloji geliştikçe kültürel dönüşümü tetikleyeceği gibi iki bileşenin etkileşimiyle dönüşümün bütünsel ve yaygın etki yaratacak şekilde gerçekleştirilebilmesi sağlanacaktır. Türkiye Bilişim Derneği Ulusal Bilişim Kurultayları bunca yıldan beri aynı güçlü etkisiyle ülkemizin her sektörden, kamudan, akademiden binlerce bilişimciyi bir araya getiriyor. Bu çerçevede şundan da bahsetmekte yarar var. Yine kurultaylarımız kapsamında
Bilim Kurgu Öykü Yarışması. Bu sene 24.sünü gerçekleştiriyoruz ve bu kurultay kapsamında ödülleri vereceğiz. Bu seneki değişik olan kısmı sadece yetişkinlere değil 18 yaş altı arkadaşlarımıza da bilim kurguya katılmalarını istedik ve de onlar rekorlar kırarak buraya katıldılar ve onların ödülleri de 18 yaş altı grubunun bilim kurgu ödülleri de bu çerçevede verilecek. Diğer bu konuda bahsedeceğim yine kurultay kapsamında 29.sünü gerçekleştirdiğimiz TBD Halıcı Bilgisayar Beste Yarışması. Bu da 29 yıldır aralıksız devam eden bir etkinliğimiz. Bu senede ana tema olarak Yunus Emre seçildi. Aslında biz TBD olarak Yunus Emre'yi kendimize biraz yakın buluruz. Bunu sadece sevgi ve barış dilini kullandığı için değil, Türkçeyi de çok iyi kullandığı için ve bir diğer özelliği de biz Aydın Bey'e mal ederiz bilişim kelimesini ama 600 yıl önce Yunus Emre Elhamdülillah şiirinin bir mısrasında beri gel barışalım yadi sen bilişelim şeklinde bir mısrağını da sizlere hatırlatmak isterim. Bu TBD ve Halıcı Bilgisayarlı Beste Yarışması'nın ödülleri de dün jüri olarak ben de katıldım. Ödülleri de bugün itibariyle verilecek. Değerli katılımcılar, kurultaylarımızın taşıdığı en önemli görevlerden biri de üretimin arkasında durması, gereken akademik çalışmaların paylaşılmasıdır. Bunun için de yine kurultay kapsamında bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Akademik Bildiriler Konferansımız var. Tabii ki biz geçmişteki ulusal yaptığımız akademik çalışmaları unutmuyoruz. Yine onlar da kesintisiz olarak 39'dan 3'ü çıkarırsanız 36 yıl boyunca Ulusal Akademik Bildiriler Konferansı'nı yaptık. Bunu söylememin bir başka nedeni daha var. Bugün sizler bilgisayar, bilişim kelimelerini çok rahatlıkla kullanıyorsunuz. Ama bunlar başlangıçta çok kolay olmadı. Bunları yaygın olarak kullandırma çabası gerçekten bu akademik bildiriler sayesinde oldu. Bu bildiriler de bu kelimeleri kullanmayanlara bu bildirileri biz kabul etmiyorduk. Yani dolayısıyla bugün rahatlıkla kullandığımız bu kelimelerin yaygın kullanılmasında bu akademik bildirilerin çok önemli bir yeri vardır. Bilimden destek almaksızın hiçbir teknolojik girişim başarıya ulaşamaz. Bu bakımdan akademik süreçleri ve ARGE çalışmalarını ayrıca çok önemsiyoruz. Bizim tek arzumuz teknoloji üreten bir Türkiye ve teknoloji ile güvende, refahta, bilimin ışığında yaşayan bir toplumdur. Bu yolda başarı için ulusal bilişim politikalarına bağlı olarak ulusal ARGE yatırımlarının teşvik edilmesi, bilişim sektöründe ulusal katma değerin artırılması, bilişim teknoloji şirketlerimizin yetenekleriyle dikey sektör gereksinimlerinin buluşturulması, teknoparkların işbirliği ve uzmanlık alanlarına yönelik yapılanması, üniversitelerimizdeki genç beyinlerin yaratıcı ve üretime yönelik yönlendirilmesi, emeklerini kendi ülkelerine vermeleri için çözümler aranması. Bu hele hele son zamanlarda çok önemli bir konu haline geldi. Yine biz TBD olarak bu konuda da yani beyin göçü ile ilgili bir çalıştay organize ettik. Onun sonuçlarında bu genel kurultay kapsamında tartışacağız. Vatandaşlarımızın bilişim teknolojilerinden olabildiğince yararlanabilmesi için farkındalık eğitimi ve çalışmalarının yapılması gerektiğini savunuyoruz. Bu inanç ile karar vericilere iletilmek üzere çözüm önerileri oluşturmak ve eylem planları hazırlamak, kendimize de görevler çıkararak farkındalık oluşturma çabalarımızı daima sürdüreceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, etkinliğimize başarılar diliyorum.
emeği geçen herkese de teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Evet efendim, Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin ikinci yüzyılına adım adım yaklaştığımız günlerde Türkiye'nin bilime dönük yüzüyle bilimin merkezi olmaya devam edeceğine değindiler. Türkiye Bilişim Derneği'nin katkılarından bahsettiler efendim. Ve Sayın Başkan'ın da değindiği gibi Bilişim Kurultayımızın 39.suyla bir aradayız. Neredeyse bir ömür kadar, tamamına geri dönmek mümkün değil ama 36, 37 ve 38. Ulusal Bilişim Kurultayları ile ilgili hazırladığımız kısa bir videomuz var. Hatırlayalım efendim, buyurun. Evet efendim, ICT Medya ekibine teşekkür ediyoruz. Şimdi aslında salondaki özellikle genç arkadaşlarımız için bir açılış konuşmasından ziyade nasıl geçtiği anlaşılmayan dersler vardır. O minvalde bir konuşma bekliyor bizleri çünkü aynı zamanda bir hocaya devredeceğiz kürsüyü. Efendim Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Sayın Profesör Doktor Faruk Bilir'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Buyursunlar. Sayın Bakanım, Türkiye Bilişim Derneği'nin Sayın Başkanı, değerli temsilcileri, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu önemli etkinlikte bizleri bir araya getiren Türkiye Bilişim Derneği'ne ve temsilcilerine teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, insan hayatını kolaylaştıran, insanlığa hizmet eden her yenilik heyecan vericidir. Yeni teknolojilerin bireyin mahremiyetini gözeten bir anlayışla geliştirilmesi insana verilen değer bakımından önem taşımaktadır. İnsan haklarını koruma araçlarından biri olarak kabul edilen veri koruma hukukunun amaçlarından biri de kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruyacak şekilde işlenmesidir. Kişisel verilerin korunmasına dair yapılan özel düzenlemelerin çıkış noktasında teknolojik gelişmeler etkili olmuştur. Bu kapsamda birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de kişisel verilerin korunması hukuki düzenlemelerle güvence altına alınmıştır. Kişisel verilerin korunmasında bireyleri kapsayıcı bir yaklaşım sergilemek gerekmektedir. Bu anlamda
insan merkezli yaklaşımın benimsenmesi önem arz etmektedir. Başka bir ifadeyle insan merkezli yaklaşım kişisel verilerin korunmasında tüm insanlığın ortak yaklaşımı olabilecek bir niteliğe sahiptir. Kişisel verilerin korunmasının işlevselliğini kaybetmemesi için sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç vardır. Hayatın birçok alanında olduğu gibi kişisel verilerin korunmasında da insan merkezli olmayan yaklaşımlar uzun vadede sürdürülebilir olmayacaktır. Bu çerçevede yapay zeka gibi veriden değer üretebilen teknolojilerin gün geçtikçe ilerlemesi, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yeni bakış açılarının ortaya konulması gerekliliğini gündeme getirmektedir. Yapay zeka, bireyler ve toplum için son derece önemli faydalar üretmekle birlikte kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı bakımından doğru biçimde yönetilmelidir. Diğer yandan son dönemlerde çokça konuşulan konulardan biri de Metaverse konusudur. Her geçen gün adını daha fazla duymaya başladığımız Metaverse, kelime anlamı olarak evren ötesini ifade etmektedir. Bireylerin fiziksel dünyada olduğu gibi sosyal etkileşimlerde de bulunabilecekleri üç boyutlu bu sanal dünyanın içinde bulunduğumuz yüzyılda çeşitli açılardan dönüştürücü bir rol oynaması beklenmektedir. Ancak bu yeni sanal ortam inşa edilirken sürecin başından itibaren Metaverse'ün adil, güvenilir ve etik değerler ön planda tutularak şekillendirilmesi önem arz etmektedir. Burada önemli olan husus bireylerin gerçek dünyada olduğu kadar sanal dünyada da kendilerini güvende hissetmelerinin sağlanabilmesidir. Bunun yolu da bireylere tanınan hukuki korumanın Metaverse'ü de kapsayacak şekilde genişletilmesinden geçmektedir. Dolayısıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevcut yasal çerçevenin esasen Metaverse kapsamında da geçerli olduğu unutulmamalıdır. Bu kapsamda mevcut düzenlemelerin Metaverse'de nasıl uygulanabileceğinin belirlenmesi ve bu düzenlemelerin Metaverse'ün niteliğine uygun düşecek şekilde yeniden yorumlanması gerekeceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle teknoloji mahremiyet dengesini sağlayabilmek adına ani teknolojik değişim ve dönüşümlere hazırlıklı olunmalı, proaktif bir yaklaşım esas alınmalıdır. Bu çerçevede hukuk ve etik bir arada düşünülmelidir. Değerli katılımcılar, mahremiyetin temelinde bireyin özelliği ve kendi geleceği hakkında karar verebilme gücü vardır. Gelecekte veri koruma hukuku ne kadar etkin olursa bireyin mahremiyeti o derece güçlü korunacaktır. Bundan dolayı teknoloji mahremiyet ile birlikte düşünülmelidir. Bilindiği gibi algoritmalar kişinin geçmişine bakarak geleceğine karar vermekte, gelecek tahmini yapabilmektedir. Bu çerçevede algoritmalara dayalı karar vermenin olumlu potansiyeli elbette değerlendirilmelidir. Fakat aynı zamanda bireyler üzerindeki riskleri ve olumsuz sonuçları ortadan kaldırmanın yolları da aranmalıdır. Diğer taraftan algoritmanın geliştirilmesi, şeffaf ve hesap verilebilir algoritmaların devreye alınarak ön yargıların ve ayrımcı etkilerin önüne geçilmesi dikkate değer bir husustur. Şeffaflık, ayrımcı etkileri belirlemek ve gidermek için temel öneme sahiptir. Bu nedenle sözlerime son verirken, dijital çağda insan kalabilme anlayışı teknolojik gelişmelerin merkezine yerleştirmelidir. Bu toplantıya davetiniz için Türkiye Bilişim Derneği'ne tekrar teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
Evet efendim, teşekkür ediyoruz. Veri koruma hukukunun öneminden, kişisel verilerin korunmasında bireyleri kapsayıcı insan merkezli bir bakışın şart olduğuna değindiler. Veriler geçmişe bakıp geleceği tahmin ediyorlar. Geleceğimizi koruyacağız dediler efendim. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Şimdi ise Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Özgül Özkan Yavuz'u konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz efendim. Buyursunlar. Sayın başkanlar, sayın rektörlerim, kıymetli katılımcılar. Bu yıl 39.sü düzenlenmekte olan dünyadan ve Türkiye'den birbirinden kıymetli katılımcıların ve konuşmacıların yer alacağı 2. yüzyılda İnsan Teknoloji ve Evren Ötesi Ulusal Bilişim Kurultayı'nda ben de sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti belirterek hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Ben bu önemli etkinlikteki konuşmamı bakanlığımızın aslında iki sorumluluk alanı üzerinden sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Çünkü burada amacım hayatın her alanının bir teknoloji alanı olduğunu aktarabilmek. Hayatımızda hiçbir nokta, hiçbir alan yok ki teknolojiyle kesişmesin. Biz teknolojiye belki en uzak görülen bakanlıklardan bir tanesiyiz kültür ve turizm alanında ama biz neler yapıyoruz bunu da paylaşmak istiyorum. Derneğimizle de her zaman iletişim halindeyiz çünkü. Öncelikle turizm alanında tabii ki ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı son 20 yılda neredeyse 3,5 katına çıktı. Ve 2019'da turizm rekorunu kırmış Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün verilerine göre dünyada 6. sıraya kadar yükselmiştik. Covid-19 pandemisinin etkilerini göstermeye devam ettiği 2021 yılında ise tüm yasaklara, savaşlara ve zorluklara rağmen pandemi öncesinin üzerinde bir performans göstererek dünya dördüncülüğüne yükseldik. Almış olduğumuz önlemler ve uyguladığımız doğru stratejiler sayesinde inşallah bu sene 2022 sonunu 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelirle kapatmayı hedefliyoruz. 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. yılında ise hedefimiz çok daha büyük, 60 milyon ziyaretçi, 56 milyar dolar. Elbette Türkiye olarak bu konuda da pek çok konuda olduğu gibi artık Süper Lig oyuncusuyuz. Bu başarılı sonuçlara ulaşmak için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Bir tanesi yüksek standartlar, belgelendirme programları ile altyapı niteliklerinin artırılması, güvenli turizm, sürdürülebilir turizm gibi programların uygulanması. Dünyada öncü örnek çalışmalara bu alanda imza atıyoruz. Bir diğer konu ise nitelikli personel. Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte sektörde yer alan veya yer almayı düşünen gençlerimizin nitelikli eğitim almaları konusunda özel projeler geliştiriyoruz. Diğer etkense en önemlisi elbette tanıtım. Tanıtımda dijital mecraları ve dijital araçları bütün dünyada yoğun bir şekilde kullanıyoruz. 2019 yılında kurduğumuz Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye'yi dünyanın en etkili, en yoğun, veriye ve teknolojiye dayalı tanıtım yapan ülkesi konumuna getirmiş durumdayız. Ülkemizin resmi tanıtım platformu olan Go Türkiye dijital platformu 2022 yılında toplam 155 milyondan fazla ziyaretçi ile dünyadaki benzerleri arasında en fazla tıklama alan platform oldu. 10 dilde yayın yapan platformumuzda bütün illerimiz, bölgelerimiz, ülkemizdeki bütün faaliyet alanları tanıtılmakta. Go Türkiye Instagram hesabı 2.1 milyon takipçi sayısı ile Avustralya ve Dubai'nin ardından dünyada en çok takip edilen 3. destinasyon tanıtım hesabı. Oyunu kuralına göre oynayarak konvansiyonel tanıtımın yanında artık dijital alanda yoğun bir şekilde yer alıyoruz. Dünyada 200'ün üzerinde ülkede Türkiye'mizin dijital reklam kampanyalarını gerçekleştiriyoruz. Sosyal medya, seyahat platformları, arama motorları, global kanallar, önemli web siteleri gibi hedef kitleye ulaşabileceğimiz her noktada ülkemizin gururla tanıtımını yapıyoruz. Ve şu ana kadar 16.7 milyar gösterim elde edebildik. Bunların hepsi veriye dayalı tanıtım çalışmaları, dijital tanıtım çalışmaları sayesinde.
Türkiye Kültür Portalı, Turkish Museums, Sanal Müze Gov.tr gibi kültür alanında yürüttüğümüz diğer başarılı dijital çalışmalar. Turizmde teknolojinin kullanımı dendiğinde sadece tanıtım aşamasında kalmıyoruz. Üyesi olduğumuz Dünya Turizm Örgütü, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma yolunda inovasyonu ve teknolojiyi turizmin sürdürülebilir gelişimi için son derece önemli görüyor ve yapılan çalışmaları destekliyor. Dijital dönüşümle birlikte turizm sektörü, nesnelerin interneti, konum tabanlı hizmetler, yapay zeka, artırılmış sanal gerçeklik, blockchain teknolojisi dahil olmak üzere yeni teknolojilerin kullanımı için çekici, verimli, kapsayıcı sektör olmaktan öte, aynı zamanda sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilir bir sektöre dönüşmeye başladığı bir dönem içerisindeyiz. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te son 3 yıldır turizm teknolojileri yarışması düzenliyoruz. Çeşitli başlıklarda turizm ve kültür alanlarında yeni teknolojilerin üretilmesini destekliyoruz. Yenilikçi kültürel tanıtım, güvenli ve akıllı otelcilik, dijital kültür oyunları, sesli turizm asistanı, sanal cüzdan, artırılmış gerçeklikle desteklenmiş oyunlaştırma kurgusu başlıklarında kültür ve turizm alanında gençlerimizin yeni projeler üretmelerini destekliyoruz. Ve ilk başta bize turizm teknolojisi yarışması mı olur denmişti. Ama o kadar güzel katılımlar alıyoruz ki, örneğin 2021 yılında 344 takım başvurmuştu. 2022 yılında bu sayı 2372 takıma yükseldi. Bu bizler için son derece sevindirici. İthal ettiğimiz pek çok yazılımı veya yöntemi artık bizim gençlerimiz ülkemiz için üretiyorlar. 2023 yılında da turizm teknolojileri yarışmamız Teknofest kapsamında Mart ayında Ankara Fuarı'nda gerçekleşecek. Bu yılda gençlerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştık ve bakanlık olarak gençlere, genç dimaların önemine ve dinamizmine her zaman güveniyoruz. Kıymetli misafirler, teknolojinin kültür alanındaki etkilerinden de kısaca bahsetmek istiyorum. Kültür endüstrileri, yaratıcı endüstriler, sanat ve kültür endüstrileri veya telif hakları endüstrileri gibi farklı tanımlar ve kavramlar kullanılsa da temel olarak kültür ve yaratıcılığın temel alındığı faaliyetler bütününden bahsediyoruz. Kültür endüstrilerini yaratıcı ve kültürel emek sonucu ortaya konan, genellikle fikri mülkiyet hakları ile korunan ürünler, eserler, etkinlikler ve ürünlerin tüketiciyle buluşmasını sağlayan endüstrilerin toplamı olarak tarif edebiliriz. Yazılım, bilgisayar oyunları, veri tabanı sektörü dahil olmak üzere telif hakları temel endüstrileri içinde yer alan sinema, video, radyo ve televizyon ile müzik ve gösteri sanatları, dünyada ekonomik ve sosyal gelişmenin ve kalkınmanın önemli bileşenlerinden birisi haline geldi. Pek çok ülkede bu endüstriler ekonomik büyümenin itici gücünü oluşturan önemli sektörler arasında yer alıyor. Kültür endüstrilerinin küresel ekonomide gayri safi hasıla olarak %3.1'ini oluşturuyor. Ülkemizde ise 2018 yılı sonu itibariyle gayri safi milli hasılamız içerisinde kültür endüstrilerimizin payı %2.88 ve bu oran son 10 yılda düzenli olarak gelişmiş, büyümüş durumda. Bu oran ülkemiz için sağlık, sosyal hizmetler ve bilgi iletişim gibi son derece önemli sektörlerin payının da üzerinde. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Bununla birlikte kültür endüstrilerinin küresel iş gücünün %6.2'sini oluşturuyor. Ülkemizde ise toplam yaratılan istihdamın 4.34'ü kültür endüstrileri alanında ve bu hacimle kültür endüstrileri ülkemizde gayrimenkul, finans, sigorta, madencilik, idari hizmetler sektörlerine göre çok daha fazla oranda istihdam alanı yaratabiliyor ve işin önemli kısmı bizim endüstrimizde yaratılan alanın çok büyük bir kısmı siz sevgili gençler için. Son 10 yılda en çok istihdam yaratan sektörlerimiz ise yazılım, bilgisayar oyunları, veri tabanı, kitap, yazılı basın, reklamcılık, radyo ve televizyon yayıncılığı. Gördüğünüz gibi kültür endüstrilerimizin neredeyse tamamı teknoloji kullanımını gerektiriyor ve bu endüstrileri sürdürülebilir bir büyüme ve refah için elbette destekliyoruz.
Dijital sanat ise kültür ve teknolojinin buluştuğu diğer bir önemli alan. Neredeyse her sergide artık mutlaka bir dijital sanat eserine rastlıyoruz. Biz de bakanlık olarak Ankara'da tarihi 2. Meclis binasının aslında bir zamanlar hava saldırılarına karşı yapılmış olan sığınak binasını sığınak ismiyle sanat ve teknoloji için alan olarak düzenledik. Ve düzenli olarak dijital sanata ilişkin etkinlikler düzenliyoruz. Burada bilmeyenler, henüz ziyaret etmeyenleri de davet etmek istiyorum sanat ve teknoloji için yarattığımız alana. Dün Metaverse, blok zincir, Bitcoin, kripto para, NFT, Web3 gibi kavramları anlamaya, anlamlandırmaya çalışırken bugün bu konuda projeler üretiyoruz ve başarılara imza atıyoruz. Geçtiğimiz Eylül ayında ben de Metaverse ortamında kendi avatarımla dijital bir sergi açılışına katıldım. Gerçekten o da ilginç bir deneyimdi. Biz de bu alanda gençlerden çok şey öğreniyoruz aslında. Bu projelerin artışında sanırım pandemiyle birlikte teknoloji kullanımının çok daha yaygınlaşması da önemli bir rol oynadı. İnsanların, özellikle gençlerin ve çocukların teknolojiye, internet tabanlı uygulamaları adaptasyonu inanılmaz bir seviyede. Sanıyorum 10 yılda alacağımız mesafeyi birkaç yıl içerisinde almış olduk. Yeni dönem gerçekten bizim sektörlerimiz açısından da farklı gelişmelere gebe. Sanatçıların, özellikle genç sanatçıların ürettiklerini dünya çapında sergileyip değerine ulaştırabiliyor olmaları imkanı, teknolojinin bize sunduğu bu imkan gerçekten inanılmaz. Mesela NFT ile sanatçıların eserlerinin otantikliğini, orijinalliğini ve eşsizliğini onaylatmalarının kolaylığı, eserlerini koleksiyonerlere dünya çapında ulaştırabilme imkanı, sonrasında ise eserinin her el değiştirdiğinde telif gelirine sahip olma şansı gerçekten sanat dünyasında oyunu değiştirebilecek bir durum. Kültür sanat sektörü de bu hızlı teknolojik dönüşümlere elbette adapte olmaya çalışıyor. Sadece dijital sanat ürünleri değil, geleneksel yöntemlerle üretilmiş sanat eserleri de ETS'ye veya diğer alışveriş portalları gibi mecralar sayesinde dünyaya çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Bugün Ankara'da küçük bir atölyede üretilmiş bir vitray takı yılbaşı hediyesi olarak bir hafta sonra New York'ta bir insanın üzerinde olabiliyor. Bu gelişmeler aslında Türk sanatının, kendi kültürümüzün, Türk müziğinin, yerel ve geleneksel sanatlarımızın ve sanatçılarımızın dünyaya tanıtılması ve anlatılması açısından da önemli fırsatlar sunuyor. Son 20 yılda devletimiz e-dönüşüm konusunda çok önemli atılımları başarıyla gerçekleştirdi. E-devlet, e-nabız gibi gerçekten örnek projeleri, başarılı projeleri büyük bir katılımla ve kapsayıcı bir şekilde gerçekleştirmeyi başardı. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürülebilirlik, başarı, güven ve istikrar, üretim, verimlilik, güç, dijital, iletişim, bilim, kalkınma, barış, şefkat, istiklal, istikbal ve gençler gibi başlıklarla yükselttiğimiz Türkiye 100 yılı vizyonuna erişmek için hep birlikte çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Umutluyuz, heyecanlıyız, en önemlisi azimliyiz. Kıymetli misafirler, sözlerime son verirken 39 yıldır bu etkinliği başarıyla sürdüren Türkiye Bilişim Derneği yönetimini ve üyelerini ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum. Kurultay süresince gerçekleştirilecek oturumlara katkı veren, takip eden herkese teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun. Evet efendim, Sayın Bakan Yardımcımız kültür ve turizmle teknolojinin ne kadar iç içe hale geldiğini konuşmalarında aktardılar. Teşekkür ediyoruz. Kurultayımızın açılış konuşmaları bölümümüzün de sonuna geldik efendim. Bugünün anısına Sayın Yavuz'a hediyelerini takdim etmek üzere Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanımız Sayın Rahmi Aktepe'yi sahneye davet ediyoruz efendim. Sayın Bakan Yardımcımız, alkışlarınızla.
Sayın Başkanım, sizi biraz daha ağırlayacağım müsaadenizle. Şimdi ise alkışlarınızla bugün anısına teşekkürlerimizi sunmak üzere Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanımız Profesör Doktor Sayın Faruk Bilir'i davet ediyoruz efendim. Evet, Sayın Başkanım'ı biraz daha ağırlamaya devam edeceğim efendim. Sıra geldi Türkiye Bilişim Derneği TÜBİSAT Yaşam Boyu Hizmet Ödül Töreni'ne. Sayın Bakan Yardımcımızı alkışlarınızla tekrar sahneye davet ediyoruz efendim. Buyursunlar. Pekala, Sayın Başkanım. Türk bilişim sektörüne uzun yıllar hizmette bulunmuş ve önemli katkılar sağlamış kişilere Türkiye Bilişim Derneği ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği İşbirliği 1996 yılından beri her sene Yaşam Boyu Hizmet Ödülü verilmekte. Bu sene 27.si verilecek olan Türkiye Bilişim Derneği TÜBİSAT Yaşam Boyu Hizmet Ödülünü jüri değerlendirmesi sonucunda alkışlarınızla Sayın Abdullah Görnez ve Sayın Ahmet Şefik Öngün almaya hak kazandı efendim. İlk olarak ödülünü almak üzere Sayın Abdullah Körnes'i sahneye davet ediyoruz. 1949 Afyon doğumlu olan Abdullah Körnes, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü mezunu. Çalışma hayatına 1974 yılında ÖSYM'de bilgisayar programcısı olarak başlayan Sayın Körnes, sonrasında Açıköğretim Fakültesi'nin kuruluşunda yer alıyor. 12 yıl ÖSYM görevinin ardından Yargıtay Bilgi İşlem Merkezi'ni kurmuştur. Sayın Körnes, Kamu Büyük Başkanlığı dahil olmak üzere Jandarma Subay Okulları ve Hava Harp Okulu Seçme Sınavı Tasarım ve Uygulaması, OSD nezdinde Türkiye Bilim Politikası Araştırmaları, Afşin Elbistan Termik Sentrali, GPM uygulamaları, Maden Dairesi Otomasyon Sistemleri uygulamaları, İçişleri Bakanlığı Belediyeler Birliği Komisyonu, teknoloji projeleri gibi birçok projede yöneticilik yaptı. Yaklaşık 40 yıl bilişim sektörüne hizmet ettikten sonra Türk Exim Bank Bilgi İşlem Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığından 2010 yılında emekli oluyor efendim. Evet, Sayın Körnes'i de bir süre daha başkanla beraber sahnede ağırlayacağız efendim. Şimdi de ödülünü almak üzere Sayın Ahmet Şefik Öngün'e takdim ediyoruz. ...1952 Ankara doğumlu olan Ahmet Şefik Öngün, TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra lisans ve yüksek lisans eğitimini Birleşik Krallık'ta Vice Üniversitesi'nin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamlıyor. Birleşik Krallık'ta mesleki sorumlulukta belli bir sürede başarıyla ispatlamış olan elektrik mühendislerine verilen Chartered Engineer statüsünü kazanıyor. İş hayatında 48 senelik deneyime sahip olan Öngün, kariyerine 1974-1992 yılları arasında Trinmont Group of Company'de Londra'da ortak direktör göreviyle devam ediyor. İngiltere'de yaşadığı yıllarda Gantek Teknoloji'nin 1983 yılında kuruculuğunu da gerçekleştiriyor ve 1992 yılından bu yana yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyor. Bilişim sektöründe 39 senelik deneyime sahip olan Öngün, gerek Türkiye gerekse Orta Asya Cumhuriyetlerinde fark yaratan ve komplike pek çok projeye ve ilkeye liderlik etmiş yetkin bir elektronik mühendisi, kanaat önderi ve takım lideri efendim. Çalışmaları sırasında 5000'den fazla bilişim sektörü profesyonelinin eğitilmesine tecrübeye sağlıyorlar. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan'a ve Ahmet Şefik Öngün'e, Sayın Körnes'e efendim. Tabii buyursunlar. El mikrofonu da verebiliriz. Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, bilişim sektörünün değerli üyeleri, hepinizi hepinizi selamla saygılıyorum. Gerek Türkiye'de gerekse ağırlıklı olarak Orta Asya'daki 40 yıllık çalışmalarımın takdiri olarak bu ödülün almaktan gurur duyuyorum. Dileğim yaptıklarım ileride gelecek nesillere de bir ilham olur. Umarım ülkemizi daha fazla katkı sağlamak üzere Bilişim Bakanlığı en kısa da kurulur. Saygı ve selamlarımla.
değerli dostlarım, değerli bilişimciler, hepiniz hoş geldiniz. Biz bu noktaya gelirken çok güzel çalışmalar yaptığımıza inanıyoruz. E-Devlet yolunda bir sürü iyi hizmetler ürettik. Ve bunlar bütün sektörümüz tarafından kabul edildi. En önemlisi buydu. Bu nedenle bu göreve layık gören herkese teşekkür ediyoruz. Başka da söyleyeyim size. Hizmetler bir bütün ve sonucu da bir bütün. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı kılın. Evet, Sayın Körnes'e, Sayın Öngün'ü tekrar tebrik ediyor. Sayın Bakanımız ve Başkanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Değerli konuklar, şimdi de 3. Uluslararası Bilişim ve Yazılım Mühendisi Konferansı paydaşları olan üniversitelerimizin değerli rektörlerine desteklerinden dolayı teşekkür mahiyetinde hediyelerini takdim etmek üzere Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Sayın Rahmi Aktepe'yi sahneye davet ediyoruz efendim. Buyursunlar. Ve alkışlarınızla Maltepe Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Edibe Sözen efendim, buyursunlar. Evet, Sayın Sözen'e teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi ise Gazi Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Musa Yıldız efendim, alkışlarınızla. Tabii, buyurun. Evet, Gazi Üniversitesi Rektörümüz şu an yoldalarmış. Adlarını plaketimize teslim ediyoruz efendim. Evet efendim, Sayın Yıldız adına plaketimizi kabul eden Asaf Varol'a teşekkür ediyoruz. Ve son olarak Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Yusuf Tekin'i davet ediyoruz efendim, alkışlarınıza. Tamam. Sayın Rektörümüz de yoldalarmış. Sayın Tekin adına plaketleri kabul etmek üzere. Evet efendim, Sayın Gürtuğ'a teşekkür ediyoruz. Başkanım, emeklerinize sağlık, teşekkürler. Değerli konuklar, etkinliğimizin açılış bölümü kısmını tamamladık. Sayın Genel Başkanımız Rahmi Aktepe Başkanlığı'nda değerli protokol ve misafirlerimizle stand ziyaretleri gerçekleştireceğiz efendim. Stand ziyaretleri ve öğle yemeğinin ardından saat 14'te ana konferans salonunda 2. yüzyıla yön veren politika ve stratejiler oturumu ve artış salonunda Türkiye Bilişim Derneği Genç Bilişimciler Kurultayı paralel olarak devam edecek. Teşekkür ediyoruz.